E'ye basıyoruz. Burada iki boyutlu evren var ya, buradan geçemediğim için E'ye bastığım zaman üç boyutlu evrene geçiyorum. Ve arkasına geçip tekrar E'ye bastığım zaman oha! Wow bebeğim! Yeah! Zıppap pap pap kebap. O güzel slogan. Bu çalışır. Bu güzel. Ses kontrol. Dikkat dikkat! Bu video Atom'un game jam'inde en iyi 5. oyun seçilmiş bebeğim. Hoş geldin arkadaşlar, ben Erhan Gülsak'ta. Türkiye'de en iyi 5. oyun seçilmiş oyunu oynayacağız. Atom'un Game Jam'inde 5. oyun seçilmiş. Atom'un videosunu açıklama kısmına koyacağım, hatta hemen bize birazcık bakalım. Bakın arkadaşlar, Atom bir Game Jam düzenlemek için Türkiye'deki yapımcılar dedi ki güzel oyunlar yapın dedi. Ve şuradaki oyunu oynayacağım, zaten burada kalmışım. Hatta bu video izlemedim bile spoiler vermek için. Burada birinci olan oyunda ilk önce oynadım, hatta çektim, sonra bir yerden sonra yayınlama kararı aldım çünkü oyun tamamen İngilizce. Hem İngilizce o kadar iyi değil, hem de bir Türk oyunu bence bir Türkçe altyazı bile olması lazımdı. Bugün şu oyunu oynayacağım, çok merak ediyorum. Türkçe seslendirmeli bir oyun. İndirdim abi. Tabii ki de oyunun linkini ve Atom'un Game Jam videosunu açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz ve Tribus'a başlıyoruz. Zıbap zıbap kebap. Mükemmel bir slogan. Hala abone olmasanız beni hiçbir şekilde abone olmuşsunuz. Ve bu videoya like atmayı sakın unutmayın. Başlıyoruz bebeğim. Telebus! Wow! Bizi takip eden bir kafa var. Başla, ayarlar, emeği geçenler, çıkış. Emeği geçenler videonun en sonuna bakarız ve hemen şu an bakalım. Ayıp olmasın. Burada gözüktü emeği geçenler ve başlıyoruz. Telebus, dramatik bir hikaye. Yanlış evrende bulunan birisi. Benim adım Tribus. Burası Duoland. İki boyutlu evrenin en mutlu şehirlerinden birisi. Herkes burada birbiriyle çok iyi anlaşır. Benim dışında. Sadece o üç boyutlu için. Tabii kimse sevmez. Onlardan farklıyım. Onlara karşı uyumsuzum. Bu dünyada bir hatayım. Ben iki boyutlu evrende üç boyutlu vardım. Ne yapıyorsun şu an? Şey, R'ye mi basmam gerekiyor? Onlardan daha gelişmişim. Ama evren bunu kullanmamı kaldıramıyor. Çok yani, güzel. Duyduğuma göre Amari'nin doğum günü. Gülleri çok sever. Ona Roserak'ta hediye edersem beni çok sever ve arkadaş oluruz. Bu yalnızlığımı dindirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Show must go! Bakalım nasıl oynuyoruz? Ve başlıyoruz bebeğim. WASD ile oynuyoruz. Oğlum çok zekice lan, sanki şey gibi hani 4 boyutlu evrenin olduğunu düşünüyoruz. Oh shit. 4 boyutlu evrenin olduğunu düşünüyoruz. Özel aktı bulduktan sonra girsem daha iyi olur. Portallar bana yolu gösterecektir. Roserack'ta arıyoruz. Burada bir portal var. Kontrole basıp portaldan geçiyorum ve 2 boyutlu evrene geldim. Ben buraya ait değilim dostum. Burada bir platform oyunu gibi oynuyoruz. Zıpla bakalım. Tribus. Nasıl zıplayacağım? Oha! Wow! Kamera açısını değiştirebiliyor olsak manyak olurmuş ama bu da süper. Belki de değiştirebiliyor muyuz? Yok, kamera açısını değiştiremiyoruz. Oğlum çok güzel. Bak E'ye basıyoruz. Burada 2 boyutlu evren var ya, buradan geçemediğim için E'ye bastığım zaman 3 boyutlu evrene geçiyorum. Belki de gerçekten 4 boyutlu evren diye bir şey varsa o da böyledir ha. Ve arkasına geçip tekrar E'ye bastığım zaman oha! Wow bebeğim! Yeah! Tribus! Roserack'ta bulup Amari'nin kalbini almam lazım. Gıcı lazım, gıcı. Arkadaşsız kalmışız lan bu evrende. Başka ne? Q'ya basınca bir şey oluyor mu? Olmuyor. Kontrole basınca bir şey oluyor mu? Olmuyor. Devam et bebeğim. Buna inanıyorum. Bak orada bir girdap var. Şimdi 2 boyutlu evrende buraya geçemiyorum ama 3 boyutlu evrene geçtiğim zaman oradan geçebiliyorum. Oha çok zekice, mükemmel bir oyun lan. Kontrole bastığımız anda portaldan geçebiliyorum. Yine arkadaşlarım için sabırsızlanıyorum. Evet dostum, yine arkadaşları dinlememiz lazım. Gene buradan geçemiyorum. Amin abi, destek yok bana. E'ye bas. Burada. Bazı yerlerde evren değiştiremiyoruz. Boyutlar arası seyahat yapamıyoruz. Bebeğim. Ben bir şey merak ediyorum. Şuradan şöyle zıbap diye atlayabiliyor muyum? Hayır. Bu sistem hatası olan şey bu sanırım. 2 boyutlu evrende bazı şeyleri yapabilirken 3 boyutlu evrende bazı şeyleri yapamıyoruz. Kontrole basarsam... kontrole basıp onu itiyorum. 3 boyutlu evrende burada mesela bir çukur vardı. Oğlum efsane olmuş lan. Felsefik bir oyun gibi sanki misin? Kontrole basıp tekrar portala geçiyorum. Bu da kolaydı. Bir anda ışınlandı hemen. Bakın 2 boyutlu evren bizim için şu an çok karışık. Ama 3 boyutlu evrene geçemiyorum. Bak geçtim. Bunu itebiliyor muyum?
Çok garip bir oyun lan. Beynim yandı ama çok hoşuma gitti. Kanka bunu al geri çek. Nasıl geri çekeceğim? Oo bebeğim. Kontrol basıp tutarak geri çekeyim. O creeper suratlarına atlarsam bir şey olur mu? Ey bebeğim. Hiç olmuyor. Upsi. Bir de böyle bir anda yankılanıyor sesler falan ya. Upsi. Oyun mu hazırdın? Tamam dur. Sakin. Sakin. Onu iki boyutlu evrene getirmem lazım. Acaba nasıl doğmuşum ben? Mesela burada hikaye falan. Melez miymişim? Anam babam birisi üç boyutlu birisi iki boyutlu muymuş acaba? Bu hikayeyi merak ettim. Neyse. Amri'nin gönlünü almam lazım ve Rosrakti bulmam lazım. Rosrakti seveceksiniz. Rosrakti istiyorum, bana Rosrakti verin lan. Aa, iki boyutlu evrende onun üstüne zıplamıyorum ama üç boyutlu evrende zıplama bile gerek kalmıyor. Hatta onu böyle tutup çekebilirim. Tribus yavrum, seni çok iyi anlıyorum. Çok yalnızsın sen. Upsi, tamam buradan devam edebiliriz. Tut yavrum gel. Ha. Ne müzik gitti lan? Ne oluyor lan? Hatalardan birisi mi? Müzik gitti. Upsi. Aa, işte buradaymış. Rosrakt'i mi buldum? Nerede Rosrakt? Aa, Rosrakt 3 boyutlu bir evrenin olduğu için. Wow! Ben burayı çözemedim, bir dakika. Ne oluyor lan orada? Aa, çok eğlenceli. Beynim yanıyor şu an. Domates, biber, patlıcan. Çok gereksiz, beynim yandı çünkü. Bu ne? O üç boyutlu evrende bir şeyler oluyor. Bu ne lan? Ben şimdi bu şeyi nereye götürmem lazım? Ha, buradan direkt karşıya atlayabilir miyim? Zıbam! Atlayamadım. Ben burayı çözemedim, bir dakika. O küpü bunun üstüne mi koymam lazım acaba? Deneyelim bakalım. Bunun üstüne koyarsam... Hopsi. Ne oluyor lan? Küpü bunun üstüne koymam gerekmiyor mu ya? Aa, koydum abi. Yeee. Tamam. Aa, yeni yol açıldı lan. Ha, o, anladım. O kapının üstünde duruyorken... Buton... Rosrakt'a her yaklaştığımda evren daha da bozuluyor. O evren... Arkadaşlık için bunu göze almam lazım. Dostum, bunu yapabilirsin, sana inanıyorum. Bunu onun üstüne koymam lazım. Birazcık Glitch Tale gibi olmamış mı? Belki de esinlenmişlerdir, bilmiyorum ama... Çok hoşuma gitti. Aynen, bunun üstünden de zıplayabilir miyim? Hayır, zıplayamıyorum. Hey dostum, onu açman lazım. Hey! Bak, burada normalde 2 boyutlu ama biz 3 boyutlu dünyayı görebildiğimiz için buradan devam edebiliyoruz. Upsi. Aa, şeyi buraya getirmem lazım. Bunu nasıl yapacağız da? Şimdi o zaman kapı kapanacak. Kanka, bunu benim götürmem gerekiyor ya. Bunun üstüne bir kere bassam yeterli mi oluyor acaba? Aa, oley! Hey! 3 boyutlu olduğu için 3 boyutlu şekilde tutabiliyorum. Tribus, manitan için o Rosrakt'ı alacağız bebeğim. Çok merak ediyorum. Arkadaşlarım için sabırsızlanıyorum. Ben de sabırsızlanıyorum oğlum. Çok heyecanlandım, dur. Bu ne işe yarıyor? Ah! Buradan nasıl geçeceğiz lan? Bunu tutabiliyor muyum? Aa! Burada da mesela... Burada boyum yetmediği için 3 boyut, 2 boyutlu evrenden boyum yetiyor sanırım. Yo, yetmiyor. Fah! Ne yapacağız? Ah! Ne yapacağız burada? E, olmuyor kanks. Aa, he. Onu bir alet gibi kullanabiliyorum. Burada yukarı nasıl atlayacak? Oğlum, bu nasıl bir mekanik kurmuşsunuz? Helal olsun lan. Bir dakika. Aha! Bir şeyler yapıyorum ben ama tam da çözemedim ama adamlar sıfırdan mekanik mi yazmış, anlamadım. 2 boyutlu dünya, 3 boyutlu çok dünya. Çok az kaldı. Çok az kaldı dostum. Oo, kocaman bir kapı. Dünya bayağı bozulmaya başladı. Şimdi bunu buraya koyarsam, aa, parkur açtı bana. Hadi lan, bir sefer de 3 boyutlu dünyadan parkur yapalım bakalım. Gene müzik gitti lan. Hayır, ölüyorum. Öldüm. Upsi, aralarında kaldım. Abi çok güzel. Şey, yorumlara şey yazacaklar. Videonun yüzde... Aa, dur. Buraya geçip buradan parkur yaparsam... Burayı nasıl halledeceğiz babuş? Bir dakika. Şimdi şunu
İttiğin zaman... Kanka tutar mısın şunu rica etsem? Şunu, aha. Ya bu kapıyı kırıyordu değil mi? Yok, kırmıyor. No. Ben burayı çözemedim abi. Burada ne yapmam gerekiyor? Upsi. Ben buradan nasıl atlayacağım lan? Yetişemiyorum. Bu kapıyı kapatmanın bir yolu yok mu? Ne yaptı bu? Bu bir yandan portal gibi yeni sütunlar ışınlayabiliyor bize. Ey bebeğim, şimdi bunu yapabilirim. Damn boy. Buradan buraya zıplayabilir miyim? Şimdi buraya bir daha basarsam ve bir daha aşağı yaparsam. Yok. İlk önce... Ama bunu buraya götürünce o kapanıyor. Aha! Hepsi açıldı. Durdu, tamam. Çözdüm abi. Bu sefer bütün sütunlar çalışıyor. Yeah, bebeğim Rosette! Seni bekliyorum. Tamam, şu an ne yapmam gerekiyor? Aha! O şeyi yanıma almam gerekiyor muydu bilmiyorum. Galiba evet, gerekiyormuş. Oo, bug'a girdim. Geri gidebilir miyim? Ölmem gerekiyor. Oley. Tamam, süper. O kutuyu aşağı iteceğim, onun üstüne atlayacağım. Oğlum bu sıfırdan yazılmış bir mekanikse var ya. Mükemmel oyundan yapılabilir lan, böyle paralel evren falan filan. Şuraya bak. Zıbana bap, ne oluyor, Instagram'dan bildirim gelmiş ki. Dünya gitgide bozulmaya başladı. Tamam, bir yandan gel, bu kadar basit. Artık 3 boyutlu dünyadayım çünkü Rosette. Az sonunda Rosette'i buldum. Artık çok geç olmadan bunu Amara'ya ulaştırmam lazım. Oley! Dünyam yok mu oluyor? 2 boyutlu evreni artık geçemiyorum ama Rosette bir kapıydı hani. Garip şeyler oluyor bebeğim. Abi çok güzel. Geri gitmem lazım. Bütün dünyayı tekrar baştan oynuyoruz. 3 boyutlu evrende geliyorum çünkü bu 3 boyutlu bir... Her şeyi yok edebiliyorum artık. Rosette'in gücüyle 2 boyutlu ve 3 dünya... 3 boyutlu dünyada güç sahibiyim. Amara neredesin? Gacıyı çok merak ediyorum. Nasıl bir gacı acaba? Boyu boyumuza, posu posumuza mı? Ha bebeğim? Gacı... gittiğim bütün platformlar yok oluyor bu arada. Bence bu oyun, bilmiyorum, belki daha üst dereceleri hak ediyordu. Belki de, yani kendi görüşüm. Oğlum bu oyun niye 5. yolda? Eğer bu video güzel like atması gelse ve hoşunuza giderse gençler derken ölme orada ama ya. Hoşunuza giderse bu video 4. 3. ve 2. oyunda oynayacağım. Süpermiş, benim acayip hoşuma gitti. Bir Türk oyunun olması... yapabilirsin. Triboğuz. Upsi. Hayır Rosette. Evet, bug'a girdim. Fuck. Hayır, bug'a girmedim. Rosette. Arkadaş. Buluştu. Güzel. Daha güzel bir final belki olabilirdi ama. Çünkü şu an merak ediyorum. 3 boyutlu dünyayı, 2 boyutlu dünyayı karıştıran bir çiçekti ya. Acaba Amara'ya nasıl verdik onu? Güzeldi. Art Kıvaç Yücel, Avni Karan, Avni Kırman, Kod, Furkan Özkan, Murat Serhat Alperen, müzik ve efektler, Can Karakavak, çok yanlış yapacaktım Can, nasıl isim? Game Design, Doğan Durmaz, Intern, Naci Eren Kılıç, stajyerimiz Naci Eren, adaş, süper. Mükemmel bir oyunda arkadaşlar, bu projede emeği geçen herkesin tam... Herkesin değil mi? İnsanın böyle bir şey edesi geliyor. Ne sanki ya şimdi? Emeği geçen herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Mükemmel bir oyunu, böyle bir Türk oyunu görmek çok eğlenceliydi. Güzel bir indie oyundu. Geliştirilip neden Steam'e koyulmasın mesela? Para verip alabileceğim bir oyun devam ederse, çünkü mekaniğine bayıldım. Öğren bir oynanın süresi maksimum bir 40-50 dakika olan bir oyuna çevirip biraz daha süsleyip Steam'e yapıştır bir 10 liradan. Dolardan yapıştır bir 4 dolardan cebinize. Kardeşim ben iyi olmasın, ben verirdim bu oyunu para. Beni dedi, teşekkürler, hoşçakalın. Sadece kalın bu tarzda açık oyun gelmesi istiyorsanız ve mağaracamdaki diğer oyunları oynamamı istiyorsanız bu videoya like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın kendinize. Çok ama çok iyi bakın. Bay bay.
sikeyim.